Birlik Ajans sunar. Kazıklar susayınca. Şimdi kardeşim, bu bir demet adlı oyunun gençlik bölümünün adı Kazıklar Susayınca. Ola benim de aklım yitmedi, kazıklar nasıl susar? Hani çiçekler susar mı deseniz susar, aklımız yeter. Adamlar da susar, onlara da su veririk, susuzluğu gider. Kazıklar nasıl susi? Benim aklım yetmez. Oyunun adı böyleymiş, bana da öyle şittiler. Böyle ezberleyeceğim, oynayacağım. Yani ha. Şimdi kazık atanlar varmış, kazık yiyenler varmış, kazık soyanlar varmış, kazık soyulanlar varmış, kazık sulayanlar varmış. Ama ben hangi sınıftayım henüz ben anlayamadım. Ama siz hangi sınıftasanız bilmiyorum. Oyunu dinleyip karar verin. Neyse, şuraları bir süpüreyim. Temizlik imandan gelir ne de olsa. Bitlis'te baş mi nuru, bari gel oğlan, bari gel. Hey yüreğim dolu yara, bari gel oğlan, bari gel. Hop kardeşim, nereye öyle? İçeri gidiyorum. Allah'ını seversen. Yok, ben de hani dışarı çıkıyorsun zannettim. Dalga mı geçiyorsun lan? Bak, bak bakayım şurada ne yazıyor? İş olmayan giremez yazıyor. İşte giremezsin. Ya kardeşim, vizeye çıkacağım. Koyun ayağı, yok keçinin ayağı, kazın ayağı öyle değil. Öyle her önüne visteye çıkamaz. İçeri giren de öyle elini kolunu sallaya sallaya gidemez. Niye kardeşim, burası hapishane mi hastane mi? Tabii ki hastane kardeşim, yani söyle giden laf mı? Yalnız buraya girmek zor. Mesela sen ev sahibime çok benziyorsun. Seni kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle girdirmem. Ulan bana az mı çaktırdı? Sonra içeri girsen çıkmak zor. Çünkü borç senetlerini ödeyemezsen rehin kalırsın. Rehin odasında 57 kişi var. Hepsi aha böyle tosun gibi oldular. Ya kardeşim, doktor beni bekliyor. Bırak da gideyim. Göremezsin dedik ya. Niye anlamıyorsun? Allah Allah. Muhterem, ben önceden ameliyat olmuştum. Karnımda makas unutmuşlar. Onu aldırmaya geldim. Bırak da gireyim. Ya kardeşim, bunun için geldin. Git Allah'ını seversen ya. O makas da bizden bir hatıra. Hadi kardeşim, hadi ya, hadi ya. Allah Allah, adama bak ya. Neyse, temizlik imandandır. Biz yine şittirek temizliğimize devam ettirek. Sinop'ta yok. Kayseri'de yok, o da deldi. Hatay'da, ulan o da deldi ya, neydi be, Allah Allah. Bitmişler beş minara, bari gel oğlan, bari gel. He babam ha. Bitmişler beş minara, bari gel oğlan, bari gel. Yüreğim dolu yara. Bekle kardeşim ya, temizlik yapıyor şurada yani. Allah Allah. Ya beklesene kardeşim. Allah Allah. Yo bekle. Alo. Buyur, buyur, buyur kardeşim. Yok yok. Burası. Burası sular idaresi değil. Yaniş. He. Burası ihtimam polikliniği. Sen sular idaresini arıyorsun değil mi? Ya onların da elektriği kesilmiş. Kayıtlara bakamıyorlar. Hiç arama. Sular, bulaşıklar yarım mı kaldı kardeşim? Görüyor musun? Vay! Sen şimdi ne öğreneceğim biliyor musun? Ha? Görüyor musun? Sen şimdi o bulaşıkları alacaksın. Ha? Balkona çıkacaksın. Vallahi yağmurun yağma ihtimali suların gelme ihtimalinden daha kuvvetli. Ha? Bak, hazır bulaşıkları çıkarttın. Ha? Sen de oraya soyun otur. Bir kalıpta sabun al.
aynı zamanda ikisini de Şii'den. Ha. Yok yok. Yok, dalga geçmiyorum. Hasta olup hasta olabilir. Biz ne güne duruyor kardeş? İhtimal polikliniği avat. Çok kızdınız. Ben kızmadım. Güle güle. Allah Allah. Millete iyilik de yaramıyor kardeşim. Yav şurada ağzımızın dadıyla bir bulmaca bile çözemedik yav. Neyse temizliği bitirdik. Şuradan kastemi alayım da bir bulmaca daha çözeyim yav. Oy buyur, kaste de kayboldu. Yav arkadaş ortada bir Allah Allah kaste vardı yav burada yav. Allah Allah. Neyse biz de kendi kendimize şey derik. Halep'in meşhur şeyi. Bana bak lan, bana bak lan. Oğlum madem kafiyi çektin, he? Madem bağırıyorsun, çağırıyorsun. Git şu sosyal tesisin 100 metre ötesinde bağır çağır be. Allah Allah. Utanmaz herifin yaptığına bak, utanmaz herifin yaptığına bak. Lan burası hastane yo. Bak dinleyiciler rahat, ne dinleyicileri yo. Yani hastalar rahatsız oluyor. Bak orada klaksiyon yani korna yasağı var kardeşim. Onu da mı görmüyorsun? Yo şeytan diyor, çık şu herife bir meydan bayağı at. Yo senin gibi şeyler yüzünden ata giremiyor ata. Ata ah ah, ancak kuyruğunu yakalayabildik. Ah ah. Lan Zerhuş zannettim müşteriymiş ya. Tamam tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam abi geldik. Abi sık dişini, tedavi olacaksın. Ya kardeşim yardım etsene. Hasta öyle burada ya. Ölüyor mu? Vatandaşı kaybediyoruz. Yardım etsene ya. Yani bak kardeşim ölüyorsa bak buraya kabul edemeyiz. Yani buraya yaşama ihtimalleri %50'nin üzerinde olanları kabul ediyor. Böyle ölüm ihtimalleri fazla olanları yani gönderiyoruz maalesef. Ya kardeşim sen ne diyorsun? Sen ya abim ağır hasta. Acil tedaviye ihtiyacı var be. Sen Avrupa'dan geldin herhal. Evet. Belli oli, belli oli. Avrupa'dan geldikim belli oli. Böyle acil müdahaleden bahsediyorsun. Acil müdahale dediğin şey orada olur kardeşim. Burada acil müdahale olmaz. Burada acil müdahale olur da onlar askeri ve resmidir. Onlar da bizi pek ilgilendirmez. Ya kardeşim onu bunu karıştırma. Hemen şunu yatıralım. Ne yapacaksan yap gereğini. Pekala pekala. Direkt otursun buraya. Direkt otursun. Önce bir formaliteleri dolduralım. Formaliteler ondan sonra böyle bir bakayım ben. Bakayım yani ben bir ön alamadan geçireyim. Kardeşim ne formalitesinden bahsediyorsun? Almanya'da bizim bildiğimiz önce hastaya bakılır. Ondan sonra formalite yapılır. Almanya'da yanlış yapılıyor, yanlış. Yani bizim Türkiye'de önce formaliteler düzenlenir. Sonra hasta hale, hala hasta ise yani cartlağı çekmediyse öyle şöyle ona da bir bakışla öyle ona da böyle yani böyle yan bakılır. Ya kardeşim ne yapılacaksa yapılsın. Burası hastane değil mi? Evet, bakanamadın mı? Hayır. Soruyorum, merak ediyorum da yani hasta benim bildiğim hastaneye tedavi altına alınır ya. Tamam dedik kardeşim, önce bir biz bakacağız. Sen doktor musun? Ben mi? Evet. Yok. Doktor değilsen bu beyaz önlüğü niye giydin? Bu kademe beyazı. O nasıl oluyor öyle? Beyazın da beyazı var, adı doktor beyazı. Ha, sen hademesin. Ha. Doktor nerede? Doktor içeride yatıyor. Ya kardeşim bir an evvel doktoru çağırsana lütfen. Yo kardeşim sen anlamıyorsun. Galiba önce ben bakacağım hastaya dedim ya kardeşim. Nasıl bakacaksın kardeşim? Senin bakmak için ehliyetin var mı? Var. Sınıfı ehliyetim var. Ya onu demiyorum kardeşim. Doktor diploman var mı? Doktor ehliyetin var mı? Onu soruyorum sana.
Peki bunun hasta ehliyeti var mı? Ne bileyim, karıştırma şimdi hasta ehliyetini. Sen karıştırma kafamı, karıştırma. Önce ben bu adamı böyle bir yoklayacağım. Hı? Anladın mı? Anladığımı bu adam nedir, ne değildir anlayacağım. Ondan sonra kabul edeceğim. Ben sonra doktoru çağıracağım. Adamın kafasını kızdırma. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ben karışmıyorum. Şimdi formalitelere gelelim. Adın? Adın nedir kardeşim? Ahmet. Adı Ahmet değil kardeşim. Selami. Sen karışma lan. Ben sağa mı soruyorum? Buna soruyorum. Burada ne yazıyor? Hastanın beyanına göre doldurulur yazıyor. Ya kardeşim, adı Ahmet değil, Selami. Benim abimi benden iyi mi biliyorsun? Kafamı attırma. Bunun adı Ahmet. Selami falan yok. O gelmedi daha. Selami'nin nöbeti yarın. Evet, Ahmet Bey. Soyadınız? Uyanık oğlu. Ya kardeşim, ne uyanık oğlum, uyanık oğlu falan. Değil, soyadı Serdar. Ya sen niye ikide bir de lafa giriyorsun? He? Niye ikide bir de lafa giriyorsun? Sen ne karışıyorsun? He? Biz buna soruyor kardeşim, bundan cevap alıyor. Allah'ını peygamberini seversen ya, ayıp ya, ayıp. Ayıp diye bir şey var. Ya kardeşim, yanlış yazıyorsun. Ya adı Ahmet değil, adı Selami. Hem soyadı da yanık oğlu falan değil. Serdar, ya ben kaç senelik abimi tanımıyor muyum ya? Bana bak, kafamı attırma. Sana görev başında memura hakaretten şikayet ederim. Almanya'dan geldiğine kalacağına pişman olun ha. Tamam, nasıl biliyorsan öyle yap, ben karışmıyorum. Öyle yok, karışmıyorum, marışmıyorum yok. Ayakları yok öyle ayakları yok. Bunları yazacağım, bu bilgiler doğrudur diye altına imza atacağım. Ama bu bilgiler doğru değil ki. Şimdi sen beni yalancılıkla mı itham ediyorsun yani? Estağfurullah kardeşim ya. Yazmıyorum lan, al götür. Ya nereye götüreyim Allah'ını seversen, şimdi ben bu hastayı yolda götürsem ölür. Ya zaten durumu vahim. Nasıl bilirsen öyle yap, ne yaparsan yap. İster Selami yaz, ister İsmet. Yalnız şu hastaya bak, yani doktoru çağır. Tamam ha. Daha önce geçirdiğiniz hastalıklar. Ya bu adamın geçirmedeki hastalık kalmamış. Yazık. Ya bunu hastane köşesinde süründürüyorsun. Ya al bunu götür evine gebersin. Şey yani rahmetlik olsun. Boşu boşuna burada para harcamak ya. Ha. Ya kardeşim, masrafında, parasında, pulunda değilim. Kardeşim yeter ki tedavi olsun. Gereken neyse vereceğim. Allah Allah. Lan memleketin ne ra ha? Oy. Marmaris diyor kardeşim, Marmaris he? 4 tane şahit getirsen yani hasta olduğuna ancak inanırım. Ya ne Marmaris'i kardeşim, Isparta. Senin de özrün kabahatinden büyük ha. Ispartalıysa hiç inanma. Bana bak, hasta kılığına girip de hastanemize başhekim olma gibi gayretlere düşme peşinde olmasın ha? Sonra burada protez diş falan da yapmıyor. Bu en iyisi biz başka hastaneye sevk edek. Ya kardeşim rica ederim ya, gözünü seveyim. Bu başka bir hastaneye sevk edersek geberir, ölür ya. Demin de söyledim, başka hastaneye sevk edemezsin. Neyse masrafı vereceğim. Masraf yani ekonomik durum çok iyi diye yazıyorum. Yaz tabii. Eko durumu sağlam. Ben varım, boşuna mı çalışırsın 20 sene Almanya'da? Sen varsın değil mi? Tabii. Yok senin gibi böyle hasta sahipleri benim milli duygularımı kalayana getiriyor. Belli oluyor. Aşk olsun. Yani aşkla şevkle hastaya bakıyorsun. Aşkla şevkle bakıyorum yani hastaya yani. Tamam neyse, ben seni sonra göreceğim. Ödemeyi sen yapıyorsun değil mi? Tabii. Ben getirdim, ben ödeyeceğim. Nasıl yapacaksın? Şimdi benim yanımda Türk parası yok. Biliyorsun Almanya'dan yeni geldim. Markla yapacağım. Herhalde mark kabul edersiniz. Allah, mark çok mu lan yanında? Ver işte 35-40. Lan o kadar markla
böyle İstanbul'da İstanbul'da gezip mezme, dolaşma. Onları sen bana ver. Yani bana emanet et. İnanmıyorsa birer de fotokopilerini çeker veririm sana. Sana mı vereyim? Ha. Ya sen Kayserili falan mısın yoksa? Nereden anladın lan? Ya hiç belli olmuyor da. Ha. Yani ödemeyi sen mark olarak yapacaksın öyle mi? Evet öyle, mark olarak yapacağım. Ne güzel, ne güzel. Yani vallahi ben böyle, benim bütün duygularım kopardı yani ha. Yani madem sen Avrupa parasıyla şey yapacaksın, ödemeyi yapacaksın, bizden de Avrupa müdahalesi bekle. Ben şimdi hemen doktoru buraya çağırayım. Sen hemen doktoru buraya çağır. Tamam abi, sen moralini hiç bozma. Tamam, şimdi hallolacağım. Hadi sen ne duruyorsun? Doktoru çağırsana. Yo, ne yanık sesi var adamın. Sesi de geçti kardeşim. Yani şu Bengin 9. senfonisi gibi maşallah, maşallah. Hani Mark dediğin ya aklıma geldi. Yani önce şu Marklardan ön ödeme olarak bir ödeme numune yani olarak. Yanlış anlama yani. Ha. Mark göreceksin öyle mi? Ha. Yani yanlış anlama. Yani numune olarak canım. Estağfurullah. Yani yanlış anlamıyorum. Yoksa senin doktora gideceğin yok senin. Ha yani hemen şey yapalım yani. Şöyle biri gösterelim o zaman. Şöyle bir rica edeyim kardeşim. Yani bak cebimi açmışım. Şöyle yan tarafımdan gizlice ha. Al bakayım al. Çok teşekkür ederim. Ah çok teşekkür ederim ya. Bana bak. Ya bu beni aksattı ya. Böyle bak yan tarafıma doğru indim ya. Efendim? Yani biraz da şu sol tarafıma rica etsem. Yani bak o tarafın da cebini açtım. Yoksa aksadım yo. Yani denge için yanlış anlama ha. Ah kusura bakma. 20 yıldır dışarıda olduğumuz için buradaki adeti usulü unutmuşuz. Şöyle soldan vereyim bari. Allah razı olsun. Denge tamamlandı mı? Denge tamam. Herhalde yani. Ben derhal doktoru çağırayım bari. Doktor bak! Doktor bak! Ya doktor bak! Birinci bölümün sonu. Arkası haftaya. Doktor gelecek mi? Haftaya kadar hastaya ne olacak? Yoksa ölecek mi? Bekleyin bakalım. Şunun şurasında bir hafta canım.